utanıyorum biraz ben. Planlanmış ama. Hani fake bir şey yapıyoruz. Kayda girmişiz. Okay. Bak tam da bundan geliyor. Tam da bundan bahsediyorum. Değil mi? Evet abi. Planlanmış şeyler beni yaparken utandırıyor. Beni de. Yani mesela nasıl şeyi yaparken de bence utanıyoruz, biliyor musun? Senaryo menaryo içinde de öyle oluyor. Kesinlikle öyle. Öyle oluyor. Hemen her şey değiştiresim geliyor. Evet. Şey gibi geliyor lan, çalıştığımda yani... Millet de şey zannediyor mu? Hani ezber yapmadığın için falan. Evet, değil. Vallahi değil ya. Ezberin iyi mi normalde? Benim ezberim çok kötü. Ben mesela ezberim çok kötü diyorum. Tiyatroda nasıl ezberliyorsun diyorlar. Onda ezber yapmıyorum ki abi orada da. Ne yapıyorsun? İşte mesele başka bir idrakla ilgili. Tamam. Peki. Hadi bakayım. Somut bir örnekle gidelim. Ali Cancı, hoş geldin. Öncelikle hoş bulduk. Öncelikle hoş bulduk. 15 senede görüşmüyorduk. Önce. Olmuştur evet. Olmuştur. Diyelim ki senaryo geldi. Yettin sete. İçine sinmiyor ya, biraz değiştiriyorsun falan filan. Evet. Hoca da geliyor diyor ki, ya Ali Cancım orada yazanı oyna. Ne kadar sürdürüyorsun bu mücadeleyi? Hocam demez. Ben ilk günden söylüyorum. Demez. Vallahi söylüyorum. Erkun Oya mesela sert. Abi o ekstra. Sert mi? Sert derken. Harfine kadar ya. Aynen öyle. Onu yapamadın değil mi? Onda oyununda da yapamadım. Dizisinde de yapamadım. Demek ki yani ama sözü geçirebildiğini. Hayır hocam. Değil değil değil. O şimdi böyle çok istisnai bir durum o benim için. Onun o huyunu bildiğim için ben onun o huyunu okey oldum zaten. Ama kendi yazmış, kendi çekiyor, kendi yazmış, kendi yönetiyor gibi detaylar var burada. Buna saygı olmaz. Biraz daha yoğurtlayayım mı bunu? Yoğurt. Ama ben mesela normalde yaptığım işte söylüyorum ya. Ben ezber hikayesi döküyorum. Başından mı söylüyorsun? En başından söylerim. Vallahi söylerim. Yemin ederim. Vallahi mi? Sen de gitme diye bir dizi yapmıştık. Biz o zamandan beri yaptığım bütün işlerde yönetmenlere en başından söylerim. Gerçekten. Benim ezberim zayıftır. Ezberim zayıftır değil. Bu daha mı dürüst bir cevap? Şey ben doğallığı seviyorum. Evet yani yapılabiliyorsa ama. Mesela şeyde, intikamda, ama intikam diyorum. Kör düğümde Ferit Aktu ile böyle biraz çok fazla sahnemiz vardı onunla. O zaman da yine Ömer Faruk sorarak onu da söylemiştim. O da dedi ki... Okey oğlum. Yani Ferit'le yapabilirseniz bunu yapın dedi ve biz... Bütün sahne, 0-25 saniye bazen 3 sayfa oynuyorduk. Evet, evet. Bazen de 3 sayfa 0-25 oynuyorduk ama yani evet. Başka bir şeyle... Ha, bazen ona ihtiyaç duyuyorsun ama bazen de gerçekten orada yazdığını duymaya da ihtiyaç duyuyorsun. Yani. Elbet tabii ki ama ya şöyledir yani, ya şöyle şeyler oluyor canlar. Mesela ya filmlerde çok geçerli değil dedi ama dizide çok geçerli. Bir sahneyi, bir lafın söylenmesi için yazılmış sahne var. Evet. Caner geldi, ne? Caner bugün buraya mı geldi dememiz için evet. Yani oraya toplamış. Ona gecik oluyorsun değil mi? Hani onu bari ne kadar gerçek bir şeyle ilgili bir yani o yardımcı olmakla ilgili yani. Ben şeylere çok gıcık oluyorum. Senaryolarda dolgu cümleler var ya özellikle dizide. Ne, mesela dolgu abi hayatımda hiç kurmadığım cümleleri insanların ağzından yazılması. Evet. Seninle sohbet ediyoruz. Evet. İki saattir. Hiç şu cümleyi geçirdik mi? Onu bunu bırak da. Hadi abi bunu kim kurdu hayatında ya? Neyse onu boş ver de. Çünkü senarist organik bir konu geçişi bulamıyor. Tabii. Başka bir konuya geçirmek istiyor karakterleri. Bulamıyor. Diyor ki onu onu boş... bırak da. Hiç kullandın mı ya hayatta bunu? Yani, onu bunu bırak da. Böyle bir noktada değil ondan eminim. Hani evet. Anladım senaryoda yazılan yerleri şu an hepsi gözümün önünde. Anladım gençlik dizileri falan. Benim de tutulduğum var. Şey. Ne? Caner bak. Yani bu ne? Altı Caner Luke'un şeyimize... Caner bak. Caner bak. Drama mı bu? Drama. Ben drama çok Caner oynamadım bak. Bilmiyorum. Ben seni gördüm. Caner bak mı? Değil mi? Caner bak. Yoktur yani. Normalde desen bir ortam gerilir ya. Alican bak. Hani bu şey lan sen kimsin yani? Tamam ama işte diyor mu? Bu amaçla yazılmamış olandan bahsediyor. Anladım anladım. Çünkü onu o kadar yoğun bir şey olduğunu düşünmeden yazıyor abi. Mesela şöyle bir şey de oluyor. Normalde yani. Söyleyemezsin onu bir insana. Alican bak desem ben sana biraz buz keser ol. Efendim abi hayırdır aynen ne oldu? Böyle diyecek ne yaşadık ne oldu aynen. Yani? Şeyler de oluyor genelde. Mesela sevgililer birbirine söylüyor. Caner bak ben seni gerçekten çok seviyorum. Hiç dedin mi abi sevgiline? Hayır abi Caner bak mı? Yani bak. Bak koçum. Yani bir düşün mesela eşine bunu söylediğini bir düşün. Müge bak. Ben seni çok seviyorum. Hemen şey olur boşanıyor muyuz? Evet o hayal tabii. Sen mi tutacaksın avukatı ben mi tutayım? Büyük bir şey yani. Bu, yani Müge için boşanıyor muyuz? Falan gibi de olabilir ama. Alo anne. Tamam. En yakın abi arkadaşını ya. Arıyorum. Nasıl lan? Sosyalleşmeye alıştın mı? Yani ben eski şeyi hatırlamıyorum galiba. Ha. Ben eski bir sürü şeyi hatırlamıyorum. Mesela tiyatrocuyum. Sen bir de değiştin. Ben bir değiştim.
tiyatroculuğu hatırlamıyorum. Eskiden ben galiba sosyal biri değildim ya da hatırlamıyorum. Değildin galiba ya. Değil miydim acaba? Olmayabilirim. Az tanıyorum seni ama beraber film çektik sadece. Evet ama orada da çok sosyal değildik zaten. Ama rolüm gereği sosyal biri değildim. Doğru. Desek. Sosyal ben de değildim. Ama şu anda da biraz zorluk çekiyorum, onu fark ediyorum. Zaten zor iletişim kuruyordum ama. Mesela senin bir iki röportajı izledim dün akşam da böyle bir... Ve biraz eğlendim diyorsun. Yok, eğlenmedim. Hakikaten de işimini anlamaya çalıştım bu süreçte. Çünkü çok deliren arkadaşımız oldu. Yani maddi koşullar, bir sürü şey ya da tek başına nereden? Kalamayan. Senin nerede durduğunu anlamaya çalıştım. Nereden delirdiğimi ya da? Sen delirmemişsin abi bence. Delirdim abi. Valla mı? Ya anlatsan önce kendi fikrimi söyle. Ben kendi fikrimi söyleyeyim, ne sen olursun. İtiraz et. Tamam. Ya sende şey olmuş gibi. Abi ben bunca yıl tuttum kendimi, bir oyuncu karizması yapacaktım. Hiç gerek yokmuş yani. Ben artık ne düşünüyorsam söyleyeceğim. Bunu nereden söylediğini anlıyorum. Buna kendi tarafımdan katılmıyorum ama senin tarafından çok katılıyorum. Söyle, gerçeği ne? Bu bence şöyle bir şey. İlk söylediğin şey insanların benimle ilgili olan fikri. Ki ben bununla da çok karşılaştığım bir şey yani bu süreçte. Yani ben ne demek o? Yani tam olarak şöyle açıklayayım. Mesela benim sosyal medyayla ilişkim hiç yoktu. Öyle evet. Bir ilişkim. Benim için gerçekten pandeminin başladığının üçüncü günü evde kendime tahammül edemediğim için kendime zerre dayanamadım. Yalnız mıydın? Tek başına mıydın? Ve gerçekten ben hiç çekilir bir insan değilim bence. Kendini yani, de mi çekemiyorsun? Abi kendimi çekemiyorum. İnsanlar bana nasıl tahammül ediyor inanamıyorum yani. Hani, o bende de oluyor. Ve ben kendime üç gün sonunda böyle oldum. Ne yapacağım ben yalnız başıma? Ya bununla ben bu kişiyle ne yapacağım yani? Abi hayatta her şey bu duygudan doğuyor ya. İnsanın yalnız kalamamasından. Aynı fikirdeyim. Bak ben bunu çok geç fark ettim. Yani ben geçen de, yıl gibi ben benim. Ben de. Keşke daha önce fark etseydim. En azından bunu düzeltmek için bir şey yapardım ama artık benim bir şeyleri düzeltmek için galiba geç vaktimiz benim adıma. Vaktimiz yok mu ya? Abi ben 40 yaşından kardeşlerime sesleniyorum gibi bir toplumsal şey yapamıyorum araya ama. Abi 50'de de değişsen, mesela 20 yıl yaşayacaksan bu arkadaşların için çok önemli. Abi yani... Senin için geç kalmış olabilir ama belki bizim için iyi bir şeydir. Biz arkadaşlarım o noktada sekimde değil, ikimizin kuzu. Yani benim düştüğüm pozisyon da ama yani vay. Ben niye hep aynı şeyi düşünüyorum? Hep insanlar nasıl bakıyor'ya gidiyorum ben. Bunu yırttım, bunu kapattım. Helal işte olsun. O hikayeyi. Dedim ki abi hadi yine abi. Yani en oldu? Yakın arkadaşlarım da dahil olmak üzere umurumda değil kimin ne düşündüğü. Bu arada ben de bu geçişi yaşadım pandemide. Bunu lafta söylemek de kolay bu arada ama bunun bir şeyi var. Bir sevimsiz bir tarafı var, onu da yaşadığım için artık daha... Böyle ulu ortada söyleyebildiğim ne o yaşadığın şey? Bana hissettirdiği bir duygu yani. Hani bunu söyleyip bunun gerçekliğiyle yüzleşmek en yakınındakinin bile ne düşündüğü umurumda değil. Okey lafta çok mantıklı. Ama uygulamada öyle olmuyor. Uygulamada öyle olmuyor abi ve takabiliyorsun onu, hatta takıyorsun. Ama senin gerçekten bir... Abi canlı yayın yapmak filan mesela kendi kimliğinle bir şey yapmak bunları gerçekten umursamadığını gösteriyor. Çünkü ben ilk sene mesela YouTube'a açtığımda umursuyordum ve onlar bana çok koyuyordu yani. Aa beni sevmiyor, burada falan salak salak. Şu anda şey diyorum abi bu herif beni zaten sevmesin abi. Ama bunu hiç her gün yok. Binlerce yoruma kalarak şeye karşılaşarak açtım kendimi. Ya bizim birazcık yaptığımız işle de alakalı galiba. Hatta ben bazen bu işi seçme sebebimizin bile bir travmanın yani buna sebep olduğunu düşünüyorum. Yani sevilmek, onaylanmak, kanıtlamak, ilgi görmek günün sonunda. Yani bunun bir yerde, çocuklukta bir yerde belki yani bir mevzunun bizi bu mesleğe bile bunu ittiğini düşünüyoruz. Kaç yaşında adamlar doktorculuk oynar mısın hala? Yani abi çok garip bir şey. Biz şunu diyoruz ya, biz çocuk kalacağız. Aynen. Ve bundan bir kariyer yapacağız kendimize. Ama ilk başlarında bunu nedense çok ciddiye alıyoruz. Aynen öyle. Neden? Oyunculuk kim öğretti falan bize diye. Bunu ya? Bunun dünyanın en güzel, en mutlu şeyi olduğunu keşke baştan söyleselerdi. Tabii tabii. Yani çocuk gibi davranın abi deselerdi ya. Biz böyle Rus ekolleri, Alman ekolleri... Yani sal demedi ya, kimse kendini sal demedi bunu abi. Bunu diyecek kitlenin de yani özellikle hele bu coğrafyada kim çocukluğunu tam anlamıyla yaşamış ki bize çocuk kal diyebilsin bir yandan da. Yani işte annelerimizin, senin babalarımızın yaşadığı... Sen de o boktanlığa çekmek istiyorsun. Mutlaka tabii ki. Her evlenenin, sen de evlen. Dünyanın en güzel şeyi. Evet, evet. Çocuk yapalım. Çocuk yapalım hemen. Abi evet, ya. Çocuk. Çünkü kendi o şeyi tek başına yaşamak istemiyor. Evet, bir ortak arkadaşı arıyor. Da böyle diyor. Ne oldu? Evet. Güzel mi evlilik? Lan keşke daha önce söyleseydin bu kadar zor bir şey oldu. Tam olarak abi.
bu arada çok özür dileyerek sevgili dostlar. Param mı vereceksin? Sana bir 20 lira yok be abi. Ya ben ne şu oluyor? Ara mevsimsel bir krizin eşiğinde olan biri olarak. Şey mi? Yok yok. Alerji şeyim var kısmım ama. Bu arada 5 kişiye filtresiz 10. yıl şey paketi hediye edeceğim. İsterim var alerji kullanıyorum. Ben neden araya reklam girmiştim. Girmişim pardon. Kendine has hashtag ile neden oyunu kazanmak istediğiniz yazınız birine yollayacağız, seçeceğiz 5 kişi. Pardon hocam. Ne anlatıyordun? Önemli bir şey giriyordun. Çocukluk dedik. Çocukluk dedik, anne babacılık dedik falan. Ha, aynen. Ya şuna karar verdik mi? 35'te mi oldu bu? Abi hangisi? Benim işim o kadar da ciddiye alınacak bir iş değil ya. Oyunculuk mu? Evet. Tabii ki abi yani. Ya hoca bir şey söylüyordu. O zaman da böyle yani evet evet falan diyorduk ama bunu anlama noktası tam olarak şu aradır hocam. Oyunculuk ciddi bir şakadır. Tiyatro ciddi bir şakadır. Kesinlikle. Çok ciddiye almayın. Alırsanız yani eğlenmezsiniz. Ama şaka olduğunu da belli edersen sıçar ya şaka. Tabii bunu belli etmeyecek kadar. Aynen öyle. Çok zor lan. Evet. Lan dedim ama 10 yani yıllık dostluğumuzu. Caner bak. Bak. Caner look. Abi çok doğru bir iş seçtiğimi farkındayım kendim için. Hikaye anlatmak istiyorum, anlatıyorum bilmem ne falan filan ama bazen de zorluyor ya. Boşlukta hissetmiyor musun? Hissetmez olur musun abi? Bak bir de şöyle bir durum var. Biz bu travmatik şeyimizi markeleyip aslında markeliyoruz. Bunu başka bir yani gerekçemizi hep başka bir şeymiş gibi sunuyoruz ama bunu öteliyoruz. Yani ilgi görmek, onaylanmak, sevilmek değil benim derdim. Evet. Benim derdim sanat abi falan ya da işte ne bileyim benim derdim falan filan diyoruz. Ama günün sonunda şunu da gördüm, sen de aslında fark etmişsindir. Bize şöyle bir şey de kazandırdı. Sen film çektin, ben bir tane kısa film yaptım, o zaman daha iyi anladım. Kendimizi ifade edecek de bir yol bulduk aslında. Özellikle bir şey yönetirken, evet, yazarken onu buluyorsun. Oynarken o kadar mı bilmiyorum. Oynarken de öyle kaldık ama yönetmek, yazmak biraz daha öyle. Mesela işte ben yaptığım filmi yapmasaydım, trafikte kavga ettiğim adamla ölesiye kavga edebilirdim. Yumruklaşabilirdim. Onun yerine kendimi başka bir şeyle ifade etme yolunu keşfediyorum. İnanılmaz bir lüks abi. Evet evet. Ben de Müge ile mesela hiç kavga etmedim hayatımda ama bazen çektim, öyle kavga sahneleri yazıyorum ki aslında Müge ile kavga ediyorum, biliyorum yani. Ama bu sayede de onunla etmiyorum. Sonra bütün o her şeyim geçmiş oluyor. İşte bizim o tuhaf travmatik hastalığımızı gerekçelendirdiğimiz şey o kadar mantıklı geliyor ki artık bize. Onun gerekçelerine bile yeni böyle gerekçelerle ikna tamamen ediyoruz kendimizi. Dışarıdan birine nasıl geliyor acaba bunlar? Dışarıdan birine az önce senin beni gördüğün gibi, benim seni gördüğüm, başkalarının bizi gördüğü gibi bizim kendimizi hiç görmediğimiz, hatta kabullenmediğimiz, hatta şaşıracağımız, belki hoşumuza gidecek, belki nefret edeceğimiz şeylere dönüşüyor. Öyle görünüyoruz. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Yani bunun aksine çabalamamız aslında gereksiz. İşte herkes beni sevsin, beni anlasın. Bırak abi yani istediğiniz gibi düşünün. Ya beni hadi sevsini bırakınca üretimin çok değişiyor abi. Evet. Ben ilk defa böyle istediğim her şeyi hiç düşünmeden yapma cesaretini buldum. Pandemi biraz verdi o cesareti ya sanki. Evet, çünkü şey dedik abi, herkes ölüyor lan. Bırak artık ya, sal salak salak fikirleri yani. Peki mesela ben de böyle düşünüyorum. Ben bu düşünce bende motivasyon eksikliğine de sebep oldu. Bunu bu kadar kabul. Yani mesela şu an beni artık bir sürü şey tam anlamıyla heyecanlandırmadığını görüyorum. Ne buna sebep oluyor? Bence bu kabul durumu. Belki. Yani daha hırslıydık çünkü. Bana ne lan ne düşündüğünüzden evet, noktası aslında tehlikeli de bir yer. Ama onu işte sen dediğin gibi söylüyoruz ama %100 yaşayamıyoruz ya. Bazen o hırs öne geçecek bence. Yani okey, sen kimseyi umursamıyorsun ama bir işte yap ya artık. Çok iyi bir iş olsun. İçinde bizde de öyle bir hırs var. Hani piyasayı göt etmek falan yok mu? Yok mu ya? Ben de oluyor abi. Mesela bir senaryo yazıyorum, kimse sevmiyor, tamam mı? Böyle olmaz, çekemezsin, demezsin, herkes karşı çıkıyor bilmem ne. Ve onu sen çekiyorsun ve insanlar beğeniyor. O zaman şey diyorum, ne oldu? Ne oldu abi? Yani onu yaşamak benim çok hoşuma gidiyor. Çocukluk işte bu yani. Tabii tabii, bütün bu her arada bütün şeylerimiz yani böyle. Bu çocuklukta yani. Evet. O motivasyona evet götüren şey. Benim o eksik hocam. Ha, eksik mi? Ben bu ara bulamıyorum onu, evet. Nerede aramak lazım acaba? Bilmiyorum. Vallahi bu ara çok beni meşgul eden de bir şey. Yani beni onu tekrar bulmak istiyorum.
Hobiler. Evet. Ben de severim, hobi insanıyım biraz. Ne var? Artık bir şey de kalmadı bir i̇şte hobi. Yeni bir şey katınca böyle şey oluyorsun. Yepyeni pencereler açılıyor, yepyeni internet siteleri açılıyor. Evet. O beni mesela tekrar bir hayata döndürüyor. Yani hayatımda ilk defa araba aldım mesela. Aha. İlk defa. Senin için yepyeni bir dünya. Yepyeni bir dünya. Mesela herkes soruyor kaç motor bilmiyorum. Hani şimdi mesela bunu ödemek için bayağı çalışmam lazım. O bana bir motivasyon verdi. Ama mesela araba bilmiyordum. Şimdi mesela bana sordular ne istiyorsun araba? Dedim ki arka kamerası olsun bir de Bluetooth olsun. Dedim ki bu hepsinde var yani ne istiyorsun? Yani bayağı arabayla alakasız bir talep bu. Ama şimdi bir heyecan yarattı. Böyle bakıyorum inceleme izliyorum falan filan. Hiç mi yok bu süreçte giren yeni bir şey yok mu hayatım? Gerçekten yok ya. Koleksiyon filan. Sevmez misin? Bayılırım. Vardı hep bir koleksiyonum oldu benim. Ne oldu? Bir ara şeylere çok meraklıydım. Böyle el işi çakılara. Böyle çok yöresel bayağı şeyler. Bayağı böyle şey yapılarak. Evet, elle yapılmış olan bıçaklar, oh, çakılar, hatta yatağanlar gibi şeyler. Yapıyor muydun da? Yok yani yapmak kadar değil ama çok ilgiliydim. Yani nerede yapılmış, hangi usta yapmış falan gibi böyle şeyler ilgimi çeker. Hala öyle bir koleksiyonum durur. Sana hobi mi bulacağız? Bana bir hobi bulun be. Ben kişisel kütüphanelere çok sardım, tavsiye ederim. Kişisel kütüphane mi? Evet. Birine ait olan evet, kütüphane. Dünyanın ne mesela, okuyorsun? Ya o da değil. Mesela bibliofiller böyle kitap rahatsızlık artık yani. Kitap biriktirmek zorunda. Of. Ve mesela evini çekmiş. Yani işte bir şeyin ilk baskısı da var, son baskısı artık neye atacağını bilmiyor. Excel'ler tutmuş, ne nerede bilmiyor. Oo. Diyorum ki bu ne abi? Bu delilik. Yani evini evet, gittikçe büyütmek zorunda. Bu heriflere sardım biraz YouTube'tan falan. Oha çok deliymiş hakikaten. Evet. Bir şeyi nerede bitireceksin abi? O çok zor bir şey hayatta. Evet. Nerede son bulacak? Nerede bitireceksin? Tamam abi diyeceksin. Çünkü bitirdiğin noktada da yani çok emek vermiş oluyorsun o şeyi. Evet. Ondan kurtulmak da zor. İşte bir şeyleri... Çok zor. Yani bir şeylerin... Artık senin hayattaki varlığın senden ziyade başka şeylerin olması haliyle bu bir yandan. Evet. Yani hayattaki bağlılığın... Ama o da gerekiyor. Bir şey. Şey gerekiyor mu? Ben şey kafasına girmeye daha müsaitim. Ne? Yalın, çıplak, yeteri kadar, makul. Minimalizme çok özeniyorum. Ben işte çok özeniyorum ama... Çok zor abi. Yani bu kadar kapital bir dünyada... Çok zor abi. Hele ki böyle bir ülkede çok... Fight Club'a da çok özenmiştik. Yani satın aldığın tabii, şeyler senin sahibin olur. Aynen öyle. Okay. Tamam. Ya ama bir yere de insan ayağı yere bassın istiyor abi. Ben mesela mülkiyet karşıtlı yani ev almadım, araba almadım, param da olmadı ama o da bir yerde şey hissettiriyor. 35'e geliyorsun, abi benim hiçbir şeyim yok, abi, herkesin var. Çünkü bunlar böyle bireysel ve toplumsal meseleler olunca bir karşılığı var ya yani sadece sen yapmayınca kendini keriz gibi hissetmeye evet, başlarsın. Herkes de sana keriz mi yani, evet evet. Yani herkes oradan arsa kapatan tipler vardır mesela. Ya biz bir keresinde evet, Serkan'la, Keskin'le Kaş'ta bir yerimiz olsun istedik. Sonra oralarda bize böyle bir yer buldular ve biz de böyle yükseğiz. Hani bir yerimiz, bir toprağımız olsun üstüne böyle bir çatı konduralım. Orayı çok aha, seviyoruz, ediyoruz hani falan derdimiz. Dediler ki 2B arazisi. Ne demek biz, o? Yani imara açık. İmara falan, açık değil yani. Hani... İmar affı gelirse ya da işte ne bileyim öyle bir şey olursa oraya imar affı konuşuyor. Ya bilmiyorum ya da öyle ya, bir şey. Abi şöyle olduk bir anda. Abi bir dakika ya. Ya bunu buranın o şeyini bekleyecek hevesliler biz miyiz gerçekten? İmkansız. Biz miyiz abi bu insanlar? Yapmadınız mı? Yapmadık tabii ki. Yani bir anda böyle bir anda yani böyle tak diye uyanıverdik. Abi biz miyiz lan o? Biz yani biz bu insanlar değiliz ya. Hocam sağ ol falan olduk uzaklaştık. 2 sene sonra... Ne oldu? 8'e katlanmış mı? Ya şu anda orada bir evler var, havuzlu villalar var, falanlar var, filanlar var. Tam o dediğin şey yani. Sen o dünyadaki tek kişisin. Ama bazılarımızın ama şeyi istemiyorum vicdanıdır abi. Elimde abi, kağıtlar olsun istemiyorum. Çok saklamak isteyeceğim şeyler ama çocuk olunca şey oldu yani. Tabii tabii. Biz bu çocuğa ne yani ne yapacağız abi? Biz mülkiyet karşıtıyız mı diyeceğiz? Bana niye hiç bok bırakmadınız dediğinde mesela. Çünkü herkes çocuğu daha rahat yaşasın diye takılıyor. Ha. Biz o kafaya
girmek zorunda mıyız bilmiyorum ya. Hocam sonsuz destek olacaksınız. Bir baba olmadığım için beni ne kadar ciddiye alman gerektiğini sen daha iyi bilirsin. Daha çok ciddiye alacağım. Ama baba sahibi biri olarak söyleyeceğim. Yani baba olmayan biri bence babalığa daha doğru dürüst bakabiliyor. Yani ben en azından benim gibi bir çocuğu olan bir babaya sahip olduğum için yüksekten atabilirim. Tamam. Çünkü yani herhangi birinin çocuğu olsaydım nasıl bir muamele görürdüm ile ilgili, yani babam kadar sabırlı bir muamele görür müydüm ondan emin değilim. Ama ne isterdin? Ya bana, bence benim gibi çocuğu olan birine yani bir baba lazım olsun. Ve doğru baba bu babadır, benimkidir bence. Öyle mi? Ne yaparak yani? Abi hep destek, tam destek. Ya şımartmak anlamında bir destek ya, hatta aksine çok daha şeydi yani, o durumlarda daha katı bir adamdı ama bireysel yöneleceğin her şeyle ilgili de destek olan bir adam. Mal mülk de hiç bizi öyle yetiştirmedi işte. Mesela bence bu kıymetli bir şey. Biz iki kardeştik. Birbirimize sevgiyi ve güveni ve birbirimize koşulsuz güvenle ilgili bir yapı kurduğunu düşünüyorum ailem. Annemin de babamın da öyle. Ve hiçbir şeysiz yaşamak üstünden daha aslında, ya da bir şeyin sahibi olmakla ilgili daha uzak. Gerçekte mutluluğun bir şeyin sahibi olmaktan da öte bir şey olduğu ile ilgili bilgiyi daha çok verdiğini düşünüyorum. İşte o bizde de var. Hiçbir malımız da yoktu. Babamın da yoktu yani. Ama mesela hangisi benim işime daha çok yarardı bilmiyorum. Mesela şu anda bana verilmiş babam tarafından bir ev, bir araba beni daha iyi götürmezdi muhtemelen. Ama varken de vermemek de tuhaf mesela. Yani varken vermemek tuhaf. Öyle babalar da var ya. O zaten saçmalık hocam. O da diyor ki hayır, sen hayatla boğuşacaksın. O da fena gelmiyor fena bu arada. Fena değil, evet. Ama işte. Çünkü mesela bir çocuğa ev verdin abi. Şu anda ben mesela bir gün ev alabilirsem herhalde sevineceğim. Çünkü öyle bir para kazanmayacağımı düşünmeye başladım artık. Bu benim için bir gol gibi. Almak değil ama belki yani ne bileyim bir rahat ettirecek bir şey. Ama mesela bir çocuğa 18 yaşına verdiğinde onu aşması gerekmiyor mu sevinç yaşamak için? Abi bu gereklilikler bizim etiketlerimiz var. Yok, psikolojik yani olarak söylüyorum. Ya sen bir şeye sahipsin. Tamam. Ondan daha istenen dediğince beyin mutlu olmuyor mu? Senin için böyle. Ha, doğru. Yani bu senin gereklilik etiketin. Senin böyle olduğuna daha iyi olacağı ile ilgili düşüncen. Evet ama yani, buradan yola çıkmak zorundayım biraz da. Abi değiliz ya. Bak bir şey anlatayım mı sana? Kesinlikle. Program onun üstüne kurulur. Bir ara doktora gittiğim bir süreç var. Ve ben bu çocuk sahibi olmakla ilgili konuşurken buldum bugün kendimi. Ve doktorumun çocukları vardı. Yani nasıl çocuk sahibi olma cesareti? Bence çok cesurca bir şey yani. Ben mesela zaten kaygılı bir insanım. Hani niye kaygılısınız falan. Ya ben okula çocuğu yollamak... Abi yani bazı dersler var, benim aklım almıyor. Orada neler yaşanıyor bilmiyorum. Bir de ben hani rahat bırakmak isterim. Hani lafta bunu söylediğim için buna uymak isterim. Ama yani köşeden dikizleyen adam olmak istemem. Yani kendimi parçalarım, heba olurum. Bana dedi ki, ailenizin sizinle ilgili bir tasarısı var mıydı? Fikriniz var mı bununla ilgili? Dedim ki vardı. O mu oldunuz? Hayır, olmadı. Neydi tasarısı? Yani benim babam yani günün sonunda bir işçi bir adamdı. Elektronik, tabii ki iş elektronikti. Benim de onun işini yapmam iyi olurdu onun için aslında. Yani daha o yöne yatkın biriydi. Çünkü tabii şöyle de bir durum var. Ben ne olacağı hiç belli olmayan bir tip olduğum için birilerinin beni istersen birazcık da şu olmaya yönel demesi ihtiyacım iyi var. Bir fikirdi. Yani yoksa boşlukta bir çocuktum yani. Kardeşime hiçbir şey söylemediler mesela. Ya çünkü zeki bir herifti. Oğlum yazılımcı olduyum. Evet. Ve o en başından beri ben yazılımcı olacağım diyordu zaten yani. İşte öyle insanlar ben, var. Ne olacaksın dediklerinde bakkalcı diyordum ve çok mantıklı bir fikrim vardı. Ne? Her şey bedava. Benim de yakın bir, parayla yakın bir ilişkim vardı. Yani istediğimi yiyebilirim gibi daha çok. Ben çok de çöpçü. Çünkü geziyor. Çok güzel abi. Aynı yerde durmuyor. Müthiş. Arabaya asılıyor. Evet abi. Hala da çok özleniyorum. Müthiş bir mantık. Galiba bunu daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama. Ya bir insan abi hayallerini bu kapitalist düzen, işte reklamlar, hayat, anne babanın söyledikleri falan hep şey gibi sahip olduğu şeyler üzerinden tartmaya çok alışık yani, çok yatkın ve kolay aslında. Ama ben şunu biliyordum abi, onu elde ettim. Ben her gün aynı yere gitmeyeceğim iş olarak, her gün aynı saatte kalkmayacağım. Bu benim için bir hedefti. Yani ve bunu elde ettim. Mesela bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bana desen ki abi her gün sitcom'da bile oynadı, sen yapamam. Aynen her ben de yapamam. Yapamam değil mi? İmkan yok abi. Rutin denen şey benim
ölümüm ya. Değil mi? Yani monoton, rutin, o tek düzey yaşam, 9-5. Yani sürpriz istiyorsun. Ölüm. Evet. Abi. Kötü sürprize de okey misin? En başta konuştuğumuz şeye dönüyoruz aslında. Ne abi? Plansızlık var ya. Evet. İşte aynı şey. Bazı karakterler plan... Mesela bazen röportajlar yaparken bana der ki soruları önden yolla. Değil mi? Sakın abi ben oğlum. De sakın. İstemem çünkü... Sana da o yüzden soru hazırlamıyorum. Bana şey de yazıyor. Yapamam, mümkün değil. O, neden abi daha hazırlıklı girmiyorsun? Çünkü hazırlık yaparsam sürpriz elementini kaçırıyorum abi. Ben özellikle ilk soruyu hiçbir zaman belirlemiyorum. Çünkü karşımdaki ne diyecek, nereden gireceğim, onu sinirlendirmek mi istiyorum? Yoksa tatlı bir giriş mi yapmak istiyorum ama burada karar vermek istiyorum. Aynen. Çok anlıyorum. Bazı insanlar böyledir hocam. Bazıları da bilmek ister. Yani her ben şey. Hiç bilmek fikri bana o kadar kötü geliyor ki. Tek motivasyonum o kaldı işte. Bilmemek. Benim motivasyonlarımdan biri. Hala o var. Ama ona böyle eklemlenecek şeyler de bana beni çalıştıracak şey olduğunu da biliyorum. Yani o da beni çalıştıracak şey. Onu eklemleyecek. O sürprize eklemleyecek. Günlük hayatı da mı böyle? Günlük hayat da böyledir. Ben mesela bir yere tatile gideceğim atıyorum. Bir gün önce bilet alırım. Ben de öyle. Gittiğim yerde nerede kalacağımı hiçbir zaman bilmem. Dünyanın öbür ucuna gittim, ben öyle gittim. Ben de. Nerede kalacağımı bilmedim. Ve ben gidersen de dördüncü gün bazen değiştiriyorum. Tabii. Bir saniye. Şunları bir ara verdik. Hararetli bir yerde ara verdik. Hararetli bir nokta. Şunu size versem çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Hararetli bir yerde ara verdim. Evet hocam. Bu kamera şirketleri az vergi ödemek için yarım saat sınırı koyuyorlar. Yarım saatin üstüne çıkınca profesyonel makine sayılıyor. Hadi canım. Valla. Vay be. Herkes işin... Herkes yolunu buluyor. Herkes kendi yolunda be Caner. Valla öyle. Ne konuşuyorduk? İnsanın yolculuğu mu diyorduk? Şey... Bilgi yanlışsa yorumlar oluyor mu burada? Ne? Altta yorumlara yazın gibi şey. Alttaki yorumlara bilgiyi düzeltin lütfen arkadaşlar. Şimdi bu tarih, insanlık benim çok böyle şeyim, merak ettiğim olaylar yani. Nerede, ne ara biz bunlara karar verdik? Ne ara bunları, bunlar insan böyledir'e karar verdik gibi şeyler. Emin olduk değil mi? Böyle yaşamamız tabii, gerekiyor. Buyuz, biz buyuz. Ve buradan da böyle erdemlilik falan gibi şeyler mesela uydurduğumuz şeyler de var ya. Neyse. Bir yerde okuduğum şey, ne olur yorumlara yazın, doğrusunu bilenler yazsın. Ben, doğrudur belki ya. Yani tarihler hatalı olabilir falan, tarih hatalı olabilir. Yanılmıyorsam milattan 12 bin yıl önce, milattan önce 12 bin yılındayız şimdi. Yani bir kazıda ortaya çıkan bir şeyde, arkeolojik bir insan kalıntısında bir kolye buluyorlar. Ve bunu şöyle tarifliyorlar, İnsanlar benim hakkımda ne düşünür? Fikrinin oluştuğu tarih olarak şu an tarihleniyor. Ne bu? Birileri benim hakkımda ne düşünür? Hayır, bu nasıl bunu böyle geçmiş? Şimdi o zamana kadar... Böyle mi yazıyor? Yani şu anki evet, tarihlenen şey bu. Hani diyorlar ki bu insanın, başkalarının insan hakkında ne düşündüğünü önemsediği tarihtir deniliyor. Hayır, kolyede ne var abi? Hiçbir şey. Bir tane boncuk, bir tane deniz kabuğu. Ha, anladım. Çünkü... Bir şeyden yani niye? Peki bir şekilde şamanik bir şey olamaz mı? Hani beni koruyor. Hocam daha 12 bin yıl öncedeyiz. Daha şamanik şeylere var bayağı. Yani, yine de yani öz olarak diyeyim. Beni koruyan bir şeye inanmak. Yani işte belli ki onu tarihlemişler ki ondan önceki var. Başka bir şey tarihlemeleri gerekmiş. Yani demişler ki daha önce bir dakika. Bunlar şamanik şeyler. O zaman bu neden? Yani o nedenlerle oraya kadar gidiyor. Yani başkaları benim aklımda ne düşünüyor? Sorusu mühim bir soru. Çok mühim. Ve bugün buradaki işte herkes, sen, ben, saçımızı kestirmemizden ve dahi ektirmemizden ya da işte evet, burnumuzu yaptırmamızdan ya da işte sakalımızı, üstümüzde giydiğimiz şeyden, ayakkabımızın markasına, yani her şeyin neticesi, hani biz diyoruz ya aslında biz insanlar tarafından sevilmek şeyi, herkes tarafından sevilmek ister. Biz sadece bunu başkalarından daha çok önemseyen bir kitleyiz. Mesela oyuncu kitle olarak aslında. Yani bizim çünkü hastalığımız, işimiz hastalık bu. Dememizin bu sebebi. Yani işimiz. Ben bir şey yaptım arkadaşlar. Ve hadi bunu bakalım. Hepiniz izleyeceksiniz. Bu ne demek? Bunu kaç kişi yapıyor? Ve hepinizin sevmesini çok istiyor. Çok istiyorum. Ama bir şey ve suratım da orada. Bir de şöyle bir gerçek var. Bak bu da beni mesela uyandıran şeylerden biri oldu. Tiyatroda mesela bir oyun oynuyoruz bir gün. Mesela tiyatroyu neden yaptığımı artık çok iyi biliyorum. Neden yapmadığını da biliyorum. Ya şu yüzden ben mesela böyle yılda bir iki defa olur o. Bazen öyle bir oyun oynarsın ki
böyle hakikaten her şey... Evet. Her şey oluverir yani. Gerçekten meditatif oyunlarım İnanılmaz, oldu benim. Olur o işte. Evet. İnanılmazdır abi. Kendini ben buradayım şu anda. Acayip güçlü hissedersin. Evet. Yani böyle lap ol desen olacak gibi böyle bir şey yani. Öyle o orada hissedersin. Evet doğru. Ne yazık ki oyunlar çok kısa sürer. Böyle 5 dakikada biter o oyun. Doğru. Ve bazı oyunlar vardır o kadar kötü geçer ki oyun. Yani böyle 100 yıl gibi yani. Devam eder. Günün sonunda ben çok kötü olduğuna, benim ve bütün oyun arkadaşlarımın inandığı oyundan çıkıyorum mesela. Bir arkadaşım gelmiş oyuna, diyor ki abi oyun çok iyiydi diyor. Tamam. Ha ne oluyor orada? Ve sen şöylesin o adam. Hadi abi oyun çok kötü. Ve bütün dünya karşına geçip dese ki sana oyun çok iyiydi. Sen diyeceksin ki oyun kötüydü. Ama çok iyi oynadığın oyunda. Bütün dünya karşına geçip sana dese ki oyun bok gibiydi. Dersin ki hadi abi orada oyun çok iyi. Yani günün sonunda birilerinin bir şeyi beğenmesini... Evet. Benliği unutuyoruz. Orada fark ettiğimiz an olması lazım. Evet. Yani biz günün sonunda... Evet, çok herkes bizi sevsin, herkes yaptığımız şeyi beğensin istiyoruz. Ama günün sonunda asıl beğeni yapan kişinin tatmininden öteye bir şey değil yani. Değil. Bunu kabul etmeye de şey yapamıyoruz. Bize ya çok çünkü bize kariyer şey diye bir şeyi çok dayattılar abi. Yani kariyerin iyi gidiyor mu, kariyerin nasıl karar veriyor? Ya ben şunu unuttum bir ara abi. Ben bu işi ne kadar aşkla yaptığımı unuttum. Yani ben gerçekten şeyi düşünüyordum. İnsanlar nasıl güler acaba? Bir onu düşüneyim. Ya ben nasıl gülüyorum abi? Ben bunu unuttum. Sektör bize bunu unutturdu yani. Gerçekten 1-2 senedir ben kendi güldüğüm şeylerin peşinde koşmaya başladım. Çünkü izlenmeyeceğini düşündüm, sevilmeyeceğini düşündüm. Kendi fikirlerimi o kadar sanki küçük parçacıklar gibi hayal etmişim ki bir tek ben. Bu belki kendini özel bir yere koymakla da ilgili. Bilmiyorum. Tabii tabii. Bir egoist bir şey. Ama şu anda gerçekten 2-3 senedir sadece kendi istediğim işleri yapıyorum ve fark ettim ki öyle bir dışlanma yok yani. Tabii ki abi, elbet tabii ki. Yani bu dediğine benzer bir şey ben başka bir noktada yaşadım diyeyim. Hayatımda çok böyle tuhaf bir süreç yaşadığım bir zaman oldu ve tam bu konuştuğumuz meselelerin de aslında benim için bunları tecrübe etmek için de fırsat olduğunu şu anda görüyorum. Belki o fırsatı değerlendirmişim de diyorum. Bazı şeyleri, hayatta bazı reflekslerimizi köreltiyor olmamızın sebebi yine aynı noktaya dayanıyor. Yani mesela ayıp olur. Ayıp olur. İşte ne der? Böyle ne millet ne der gibi şeyler. Ve yine işte sevgiyle ilgili bir şeye dayanıyoruz burada. Yani birileri tarafından dışlanma ihtimalimiz, sevilmeyen kişi olma ihtimalimiz gibi şeylere de yaslanıyoruz. Abi insan biyolojik olarak bir şeye ait olmak istiyor. Kesinlikle ben öyle. Tek başımayım şu anda ya. Katlanamıyorum. Tabii ki. Katlanamıyorum. İşte anlattım ya çünkü sana. Ben öleceğim bir hissi geliyor. Çok evrimsel bir yerden. Tabii ben tek öyle. Başımayım ve burada direnemem. Tabii ki. Bizi biz olduğumuz için birileri hep sever hocam. Evet. En kötü ihtimalle... Çünkü senin gibi birileri mutlaka var. Zaten de en kötü ihtimali söyleyeyim sana. Bak bu en kötü ihtimal olarak söylediğim çok acı bir gerçek. Aynen. Yani annem ve babam seni, evet. Ne yazık ki seni her türlü severler. Ama o yanıltıcı işte abi. Seri katili olsan da hocam, sevecek. Yanıltıcı ama diğeri daha esaslı bir durum değil zaten. Öbürü senin milleti yanılttığın bir gerçeklik. Evet. Burada en azından ailenin seni yanılttığı gerçekliği okeysin. Yani sen orada sensin. Yani camı çerçeveyi de indirsen annen seni gerçekten şöyle yapar. Bu ara morali bozuk der ve geçiştirir. Evet. Ve alır yine canım oğlum der sever. Ya da baban alır seni aslan evladım canım çocuğum der ve sever ya. Koşulsuz sevginin olduğu tek yer benim şu ana kadar görebildiğim ailende koşulsuz sevgi görüyorsun. Dışarıdaki ilişkilerimizde ben hep onu arıyorum hala. Ne yazık ki diyeceğim buna da. Bu çünkü ama yok kör bir arayış. Ve ama buna da umudumu da yitirmiş değilim. Bununla ilgili yaralanmama da okey. Bunu aramaya da okey. Ama mümkün mü ya? Benim hayattaki şeyim, hayat motivasyonum bu. Bunu kaybedersem ya mümkün mü sorusuna hep evet cevap evet diyorsun da aynı şey gibi bütün dünya belki karşıma belki geçip, mümkündür abi. Mümkün değil dese de ben onun mümkünlüğüne inanıyorum. Başka türlü yaşama sebebi bulamayabilirim diye. Bence Türkiye'de bir de biz her şeyin koşulsuna alışırız. Yani birçok şey. Böyle bir çocuk yetiştirme metodu var yani. Karnen iyi gelsin bisiklet alalım diyor. Her şey koşullu. Tabii, tabii, tabii. Her şey koşullu. Aynen. Ve bu bence zihnine işliyor. Ben bunları atmaya çalışıyorum yani. Evet. Yani aksi tersi bir yerde olabilirim. Ben de koşullara rağmen beni sevecek insan. Koşullara rağmen. Bana rağmen beni sevecek insan. Zaten bize işte bize rağmen sevecek insan. Zor bir şey. Kolay değil zaten ama ben aslında ne kadar romantik düşünceye sahip biri olduğumu gördüm.
Doğru. Çok rasyonel bir olduğumu düşünürdüm. Rasyonelliğimin evet, temelinde müthiş bir romantizm yatıyormuş, onu gördüm. Çünkü mesela sonsuz aşk büyük bir romantizmdir ya aslında bir günün sonunda. Evet. Ben o sonsuz aşka inanıyorum ama o dev bir rasyonel düşüncenin temeline koyup inanıyorum. Yani sonsuz aşk olabilir ama böyle olursa olabilir ancak. O zaman buna olan inancımı kaybetmeyeyim diyorum. Abi hepimiz her şeyin en dibinde bence şu yatıyor. Bence. Bir insan, herhangi bir insan kendi türünden yani başka bir insanla yakınlık kurmak zorunda. Tabii ki. Tek başına hayatın sonuna kadar yaşayabilmen mümkün değil. Ve bunu kesinlikle. Kaç kişi yapacağız bunu? Kaç tane olacak bundan? Mesela şöyle bir araştırma var. 4 kişiye kadar insan, 4 tane çok yakın arkadaşım var. Bu yeterli ve çok şey, insanı güvende hissettiren. 5, 6, 7 seni güvensiz hissettirmeye başlıyor. Ben ona yeterince veremiyorum, yeterince alamıyorum. Yani en yakın arkadaş, çevrendeki dost sayısı, bence bizim sektör buna çok engel oluyor. Bizim anında değişen çok arkadaşımız var. Bir diziye bir giriyoruz, o 28 hafta onunla her gün görüşmek zorundayız. Çok yakın arkadaşımız gibi hissediyoruz. Başka ikimiz de başka diziye giriyoruz, hayatımızdan çıkıp gidiyor bir anda. Bence mesleğimiz güven sorunu yaratan bir meslek. Yani insanlara güven sorunu yaratıyor. Bunu ben de sağlayamıyorum, bu güveni insanlara. Arkadaş oluyorum gerçekten, çok yakın arkadaş oluyorum. Ama ikimizin de programı, takvimi o kadar rezalet bir yere dönüyor ki kötü bir arkadaşım ben genellikle, ama bunu galiba meslek de biraz sebep oluyor. Yani ya sosyal canlılar olduğumuz gerçeği ortada şart, zaten. Evet. Bunu, sen bence bu konuyla ilgili kendini cezalandırıyorsun. Cezalandırma. Öyle mi? Ya arkadaşların bunu senin kadar düşünmüyor olabilirler, öyle söyleyeyim. Düşünüyordur, ben iyi bir arkadaş değilim. Ben yani, kötü günde yanlarındayım her zaman. Okay. Anneleri babaları ölsün, sonuna kadar oradayım. Ama doğum gününe çağırmasın. Tamam, ben de öyle düşünüyorum. Bak ben de kendi adıma öyle düşünüyorum. Ama bu kötü dediğin şeyin kriteri senin için belliyse... Fazla cezalandırıyorsun. O zaman evet abi, yani çünkü senin kötü... Level'ın şurada başlıyorsa, arkadaşınınki burada başlıyorsa, sen onun için yani o dediğin yani kötü arkadaş olman için daha çok fırın ekmek yemeye lazım. Ama kendi gerçeğimden tartmak dışında bir seçenek bulamıyorum ki. Okey, ama o zaman doğru söylüyorsun. Diyecek bir şey var. Hepsi çıkmaz bunların zaten. Evet. Sadece ortaya böyle dertleri döktük gibi bir şey oldu. Evet. Yani doğru söylüyorsun tabii ki. Yani eğer benim bir insana ihtiyacım kalmazsa konuşacak, muhtemelen intihar ederim. Mümkün değil öyle. Evet. Aynen öyle yaparsın. Yani çünkü o boşluk, bir yeri doldursan başka bir yer deliniyor. Bir yeri dolduruyorsun, başka bir sorun ortaya çıkıyor. İnsan öyle bir yaratım sürecinden geçmiş ki gerçekten mutlaka başkasına ihtiyaç duyuyor. Evet. Bir boşluğu doldurmaya ihtiyaç duyuyor. Bu aynı kişi de olmaz zaten ama bu değil, arada. Yani değil. Sen diyorsun yani bir dizide bir ilişki kuruyorum. O iş bitiyor, insanlar başka bir işte, mesela başka biriyle iş tutuyor. Evet. Yani bunda bir anormallik yok zaten. Biz bunun anormal olduğuna ne ara ikna olduk, ben onu anlamıyorum. Yani çünkü bence geçirdiğimiz, o birlikteyken geçirdiğimiz süreç normal bir arkadaş veya iş ilişkisinin çok üstünde bir yoğunlukta. Normali belirleyen ne ama? Normali belirleyen çoğunluk değil. Ama normal demeyeyim. Şey var, Caner, insanlar mesela setlerde olur ya da tiyatroda biliyorsun ya, çok fazla vakit geçiren, hatta şirketlerde de olur. Yani insanlar çok vakit geçirdikleri yerlerde bazı şeyler yani normalin başka bir boyutunda bir normal daha yaşamaya başlarsın. Tabii tabii. Mesela evlenir insanlar. Sette o kadar sık berabersindir ki, atıyorum ilk tanıştığında hiç ilgini çekmeyen biriyle evlenirken bulabilirsin kendini. Evet. Çünkü artık ondan başka o kadar hayat yoktur ki dışarıda. O kadar çok ondan başka hiçbir şey yok. Oranın içinde ışıldar böyle. Yani evet. Evet, doğru. Yani başka sosyalleşeceğin de bir alan yoktu. Aynı bunun gibi sen arkadaş edinirken de bu eş edinme şeyinden farklı bir durum değil ki. Orada arkadaş ediniyor olman ve bununla yakın ilişkiler kuruyor olmandan daha doğal ama bir de bizim mesela bizim oyuncu dünyamıza bakacak olursak bu ne bileyim Avrupa oyuncularından farklı olarak biz temas seven, ilişki seven, daha sıcakkanlı ilişkiler kuran ve aslında oynamayı da bunun mesela şey vardı. Çok iyi anlaştığın arkadaşınla sahnede olma fikri hepimiz için çok daha iyi bir fikir. Evet. Sonuç öyle mi? Bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Olabilir, olmayabilir. Hiç tanımadığın biriyle de iyi olabilir ve kötü olabilir ama biz şuna inanırız. Onunla ama çok iyi anlaşıyor.
bu evet. belirleyici bir şey değil ki. Çünkü günün sonunda o olmazsa zaten hiç tanımadığın biriyle de müthiş bir ilişki kurarsan işini yapabileceğimize inanıyoruz. O heyecan bana çok iyi geliyor. Bana da iyi geliyor. Bu bizim, yani bizim coğrafyamıza ait de bir durum. Profesyonelliğimiz o noktada biz. Doğru. İlker bir ilişki kurup onun üstünde de işimizi yapmak. Ona çok inanmak. Her yerde böyle. Bak devlet dairesinde bile böyle. Hemşericilik dediğin şey bunun bir versiyonu. Evet, Kayseri. Ben de Kayseri. Aa, getir gel, işini sen buraya gel abi. Aynı hikaye ya. Ya işte herkes özel bir bağ kurmak istiyor. Evet birileri. Evet. Aidiyet bir şekilde. E bu kadar göçebe bir toplumun da sürekli aidiyet kovalamasından daha doğal da bir şey olmaz yok, herhalde. Evet. Sürekli onu kovalıyor. Yere basmaya çalışıyoruz yani ama çok zor abi. İnsan olarak da çok zor. İşte ne bileyim bir yerin topraklısı mı deniyor ona, ne deniyor? Ne? Bir yerin adamı ne deniyor? Ben hemşeri de değil. Hemşeri değil. İşte boşver. Ben Trabzonluyum abi. Mesela ilk seni tanımlayan kelime ne yani? Ha. Anladın mı? Mesela John Stuart Mill okudum işte, yürümek. Mesela diyor ki ben kendimi herhangi bir toplum veya kültürün bir parçası değil, doğanın bir parçası olarak görmek isterim. Aha. Ama mesela benim ilk aklıma gelen şey hiçbir zaman ben doğanın bir parçasıyım değil. Nerelisin? Doğanın bir parçasıyım. Hadi abi. Ağaçla aynıyım falan. Dünyalıyım iyi bir cevap. Dünyalıyım. Yalan. Yani diyorum yani yersen. Dünya buna okey mi peki yani? Hayır. Hiçbir haberi yok şu anda. Hangi aşıyı oldun falan diye soruyor yani. Sinovac mı Biontech mi hocam? Aynen, o yüzden senin içinde kurduğun o doğrularla dünyanın doğruları yani birleşmediği için tabii ki hep onun kavgasını yaşıyorsun. Ben doğanın parçasıyım, okey diyelim ki. Parayı nereden kazanacağım yani? Mesela nasıl yaşayacağım? Tabiat ana verir sana. Ya da işte kulübe kuracağım, sivil itaatsizlik başlatacağım. Hiçbir şey ödemeyeceğim, o da mümkün değil ki. Bir film vardı öyle, neydi? Into the Wild. Ha şey mi? Çocukları... Captain Fantastic. Sen Captain Fantastic. Çok iyi abi. Mesela iyi. Neticesinde şöyle oluyorsun. Çok aslında bak romantik olarak baktığında şöyle. Romantik bir düşünceyle süper fikir. Ama gerçeklikte, rasyonelde şöyle oluyorsun. Abi bir dakika. Her şey böyle hissettiriyor işte. Veganlık. Felsefe olarak oradayım. Müthiş fikir. Oradayım. Mangal yakılana kadar. Yani yakıldığı anda kokuyla... Hocam sen de direkt bitiyor. Mangalda düştün ya. Bitiyor, bitiyor. Çünkü denedim. Ben de iki mangal ay. Yakılınca bozuldu. Ben iki ay denedim. Mangalda hiç etkilenmedim. Aa. Ya bak bir de bununla ilgili şöyle şey. Ben bu vegan meselesini bir gün bu Instagram yayınlarından birinde konuştum. Birisi şöyle bir şey dedi ki ben iki ay vegan oldum. Hani devam ettiremedin. Devam hani çok güzel bir şey falan diye ben anlattım. Biri şöyle bir şey yazmış ya. Sen bir hayvanın nasıl kesildiğini görmediğin için falan diye. Gördüm. Abi seni etkileyen şeyin beni de etkiliyor olması evet. gerekmiyor. 100 defa gördüm. Ben de hiç yok. De etkilenmedim. Ve hep anlattım. Benim okça vardır ya, okça filmi. Ben o gün bıraktım. Aynen. Vallahi mi? İşte abi böyle oldum. Ben yarın kestim o abi. O gün dedim. Bıraktım. Aynen abi. 2 gün sürdü. Düşün ya hayvanı kesiyor olmanız. Ben hayvan kesmişliğim de var yani geçmişte. Benim yok. Beni hiç yani etkilemedi o durum. Ama o izlediğim filmdeki bir animasyon yani domuzla oha, inekten... Oha ben de aynı yerde bıraktım. Yaratıldığı varsa lan o animasyon... O kadar sevimli olması, bilincini... Biz şu olan inanmak istiyoruz ya, bilinci yok ya bunun. Bok yok. Bir keresinde bir balık havuzuna dalmıştım. Ben buradayım. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Bakın Ceren Hanım'a söyleyin, o bilir konuyu. Evet. Bir keresinde bir balık çiftliğinde çok iyi. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Abi küçük ekipmanla çalışmanın güzelliği burada. Hocam ben buralardayım. Diyeceğim de. Çok iyi. Balık çiftliğine dalmıştın en son. Balık ya bir dizi için bir sualtı görüntüsü çekilecekti. Ben de o görüntüleri çekmek için yani ben dağıldım onları çekmek için. Balık çiftliği. Bu balıklar bir havuzun içinde yumurta halde yumurtlatılıyorlar. Yumurtadan çıktıktan sonra daha büyük bir havuza alınıyorlar. O havuzda biraz daha büyüyorlar. Denizin ortasında bu arada bu olay. Başka bir havuza alıyorlar. Sonra daha büyük bir havuza ve en sonunda benim girdiğim o en büyük havuza alınıyorlar. Koca koca çıpralar. Ve içine girdim havuza. Balıkların refleksi şu oldu tabii ki. Pardon, tükürdüm. Balıkların refleksi şu oldu. Kaçmak. Evet. Ve aklıma tek gelen şey şuydu. Abi siz
yaşamıyorsunuz ki. Yani siz aslında ya bir yerde üretildiniz. Evet. Ve bir yere kadar geldiniz. Yenmek için yani ve kaçıyorsunuz. Neye dayanarak yani bir sürü şey hani ben de hayvan yerken şunu düşünüyorum. Arkadaşlar linçlerinizi bekliyorum. Bu bölüm için hayvan kestiğinden itibaren ki linçlerinizi bekliyorum. İçimde milyon tane çatışma var okey ama yiyorum yani. Ben de şunu hissediyorum. Diyorum ki abi okey her şey çok kötü ama ben de işe gidiyorum her balık da bunu yapmıyor. Yani sonuçta ben de evlendiriliyorum toplumsal baskıyla. Sünnet edildim arkadaşlar. Sünneti çükümü kesiyorlar. Sonra çoğalttırılıyorum, çocuk yaptırılıyorum, ona baktırılıyor. Hani hepimiz tutsak bir hayat yaşıyoruz. Evet. Tamam beni yemiyorlar ama belki yemekten beter yeseler ediyorlar. Bir noktada daha iyi olur. Yani linçe çok okeyim. Ya bu bir linç programıdır ve veganlar sandığından daha ağırlar bak göreceksin. Yo çok konuşuyoruz ya. Yo abi ben gerçekten felsefe olarak oradayım. Sadece henüz ben de onu oturtamadım. Ben denedim de ve bir dönem yine yani daha evimde yaşadığım bir dönemde de neyse boş ver ya ne konuşuyoruz ki gelin arkadaşlar. Bıçakları şöyle bileyim. Zorluyorlar ya. Şöyle boynuma şöyle yapın benim bir be. Abi istiyoruz olamıyoruz. Kaç dakika oldu? O ne? Aa son 7. Oha bir saate gelmişiz lan. İnsanı son konuştuk. İnsanı insana insanca anlattık bu programı. İnsanla insanca hocam. İnsanla insanca. Bir de çocuk oyunu vardır biliyorsun. Hayvan insana hayvanla anlatır. Hayvanla anlatır. Aynen öyle. Ne olacak şimdi? İlk proje ne? Hükümsüz devam edecek. Hükümsüz devam edecek. Seni sevenleri de hani bir işini takip edenlere de bir hizmet edelim. Bir de bu vardır. Ben bir de bunu hiç anlamam. Neyi? Programlarda konunun bir şeyinden bahsedilmesi gerekiyor gibi bir imaj abi, mı var ya? Çünkü aşağıda hep şey oluyor. Abi niye sormadın? Biz nerede izleyeceğiz falan. Bir tane soruyorum. Yani böyle bir talep var mı? Oluyor gerçekten. Bayağı oluyor. Ben de bunu gelenlerin talebi zannediyorum. Hep ve böyle orası gelince gelenlerin böyle oluyor. Gelenlerin de oluyor abi. Bazen. Menajeri mesela yazıyor. Caner niye hiç biz izlediğini sormadın? Falan. Ben diyorum bizim programı hiç izlediniz mi? Yani evet, ya bizim avantajımıza bence net olmak. Her yerde öyle olmak yani. Bence de. İş yaparken de. Oha! Spider-Man konuğumuz. Great power comes with great responsibility. Uncle Sam. Yanlış size söyledim. De mi geldi? Pardon. Ben yanlışlıkla kolayı yazıp yok hayatım, ben birayı attım. Oha ne kadar iyi yakaladın. Abi evet. Düşünür müsün ben Spider-Man oynamayı? Teklifi göreyim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok garip bir yayın oldu. Tuhaf bir yayındı. Kendimizi falan duymuyoruz. Belki siz evet. Bizi duyuyorsunuzdur. Duyuluyoruz. Öpücük yollamak ister misiniz? Niye? Sağ teşekkür ediyorum hocam. Bunu yaptık mı ya? Geldiğimizde bunu yapmadık ama şimdi yapıyoruz. Geçmiş olsun.